Bunları nereden ele geçirdim demiştin? Irak'tan geldiğiniz. Bunların çok çakmaları var diye duymuştum Moran Reis. Çakma işinde bir numara benim Zafer. Neyin gerçek neyin çakma olduğunu anlarım Allah aşkına. Bastık demiştim. Bastık. Sonuç. Sonuç kötü. Kötü demeyelim Tekin. Yani istediğimiz gibi olmadı. Babam, matbaacı Nihat'ı vurduk ya dedim. Hani sen istediğin gibi değil dedin diye. O matbaasını almak içindi Tekin. Burak şu mevzuyu bize de anlatsın. Aslında basım konusunda hiçbir sıkıntı yok İlyas arkadaş. Sadece kağıtta sorun yaşıyoruz. Lan ben sana kağıda bas dedim. Bu karton ne? Ne yapacak çocuklar? Tombala mı oynayacak bununla? Henüz kesmedik. O yüzden gözüne kalın görünmüştür Boran baba. Ne diyor lan bu? Gel asker. Abi ne oluyor ya? Tekin abi. Ne oldu abi? Ha? Bak Nihat kardeş. Bak. Aha bu da dolar. Bu da dolar. Ne demek gözüne kalın görünmüştür? Bakayım abi. Evet abi. Bunlar biraz kılın olmuş ama daha ilk baskı baba. Lan bastıkça inceliyor mu bu karton? Baba kağıtta problemimiz var. Biliyorsun dolar arttı. Biliyorum gerizekalı. O yüzden dolar basıyoruz. Nereye basıyoruz baba? Hani basamıyoruz ki. Tekin sen de beni fiştekleyip durma. Vallahi şimdi vuracağım bunu. Sen niye vuruyorsun babam? İyi sen vur o zaman. Sen gel az gel gel. Boran baba. Abi gel sen, lütfen gel. Tekin abi. Tekin bu elinden mi? Ünlü düşünür. Aristo. Ne diyor? Ne diyor? Eğer parmağınla bir yeri işaret edersen, insanlar işaret ettiğin yere bakar. Ama hayvanlar parmağın kendisine bakar. Yani? Yani kağıt sorununa işaret ediyorum İlyas. Matbaaya pek fazla takılmayalım. Peki, matbaaya takılmıyoruz. Hatta matbaamız var diye mutluyuz. Hatta basım kalitemiz kartona basmış olmamıza rağmen gayet yüksek. Güzel, sorun yok. Peki bu kağıt meselesini nasıl çözmeyi planlıyoruz? Matbaacı Nihat yerde kıvranırken bir çözüm önerisinde bulundu. İngiltere'de bir fabrikada bulabiliyormuşuz. Öyle her işine satıyorlar mıymış? Yok canım, tanıdık bulmak lazımmış. Tanıdık buldum Tekin. Nasıl buldun? Gerzenkirşen'deki yeğenlerimden bir tanesini aradım. İngiltere'ye gönderdim. Fabrikada çalışan bir Türk bulmuş. Kız da bizim ismimizi duyunca yardımcı olurum demiş. Şimdi Bora, sahte para basacağız. Ve biz daha sahte parayı basmaya başlamadan ismimiz İngiltere'de, Almanya'da kayıtlarda. Tebrik ederim. Vallahi İlyas arkadaş, ben burada çözüm endeksli konuşuyorum. Bu ekosistemde senin de bir çözüm önerin varsa buyur söyle. Nihayetinde ortağız. Neyse, ne demiş kız? Telefonda konuşmayalım demiş. Belli ki akıllı bir kız. Ben İstanbul'a geldiğim zaman Boran'la İlyas'ı bulurum demiş. Reis, Interpol'den, gizli servisten olmasın mı kız? Vallahi inşallah değildir Zafer. Tamam o zaman şöyle yapalım. Kız buraya gelirken bir tane numune getirsin yanında. Bir basalım görelim. En azından doku falan uyuşmazsa yolu yakınken vazgeçmiş oluruz.
Tekin bunu not al. Neyi baba? Kız gelirken kağıt getirsin. Ne babam, gün yüzünü göstermeye gelmiyor. Getiririz var. Burak. Bak bu sakat iş. Bu konuyu birden fazla insan duyarsa bela olur. Kim bela olacak İlyas arkadaş? Abinin başımıza bela etmediği hangi örgüt, hangi servis kaldı?